u plavo Božije prijestolje, kliču zvuci zbogomolja, mila sura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Yıl 1993. İnsanlığa demokrasi dersi verdiğini zannedenlerin, insanlığa iyilik getirdiğini söyleyenlerin karanlık yüzünü, çirkin yüzünü, Batı'nın çirkin yüzünü bu kadar güzel gösterebilecek bir başka eser görmüyorum ben dünyada. İşte Batı benim için bu karanlık tünel demektir. Ve asla da değişmeyecektir. TİKA'nın katkılarıyla hazırlanan Söğüt Gölgesi başlıyor. Sevgili dostlar, merhabalar. Söğüt Gölgesi'nin bu bölümü Bosna'da. Göğe bakıyorum. Neden göğe bakıyorum biliyor musunuz? Çünkü gökyüzünün öğrencisi olmadığınız sürece yeryüzünün öğretmeni olamazsınız diyor Aliye İzzet Begoviç. Bosna demek, Aliye demek bir ölçüde. Doğu Batı arasında İslam demek. Doğu Batı arasında İslam tam da Bosna. Bir kardeşimize sordum. Dedim ki gözleri kapalı seni bu şehre indirseler, bilmesen Bosna olduğunu, nerede yürüdüğünü düşünürdün? Amasya dedi, Balıkesir dedi, Sivas dedi, Bursa dedi. Sevgili dostlar, Söğüt Gölgesi'nin bu bölümünde Bosna'dan sonra Blagaj, Poçitel, Mostar oralara da uğrayacağız. Boşnak böreği yiyeceğiz, Boşnak kahvesi içeceğiz, Triliçe'yi tadacağız ve baş çarşıda dolaşacağız. Bosna'dayız. Tekla bistra studena, iz zemljice ruža cvala, ruža rumena. Djevojka je ružu brala, za njom zaspala, tu se dala tanka staza, tanka tanana. Hoş geldin. Ay canım benim ya. Hay Allah razı olsun ya. Sağ ol. Sen nasılsın Zeyd? İyi misin? Şaşırttın beni. Ne güzel parça o ya. O ne güzel müzik öyle ya. Ya Bosna. Bosna bizim kalbimiz ya. Kalbimiz. Ben burada gezerken şu anda kalbimin yürüdüğünü hissediyorum ya. Bosna bizim kalbimiz. Gerçekten Doğu Batı arasında İslam işte tam da burası. Allah razı olsun. Canım hocam, benim Allah senden yani de böyle razı bir şey olsun. Duymak bize. Evet. Ben çok heyecanlıyım. Garip duygular yaşıyorum. Burası dünya için çok mühim bir yer. Allah razı çünkü olsun. Çünkü İslam'ın güzelliğinin doğru anlaşıldığı dünyanın ender yerlerinden bir tanesidir Bosna. Eyvallah hocam. Ve onun eyvallah. Son temsilcisi Bosna Hersek. Son temsilci lideri Bosna Aliye İzzet Begoviç. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah sizden amin. Razı olsun hocam. Amin. Ne güzel bir şey. Sizden de. Zeyd, eyvallah benim hocam, canım kardeşim. Eyvallah hocam. Yürüyoruz ya. Evet. Mesela birisi geliyor karşıdan merhaba tamam. Diyeceğim. Nasıl demem lazım Boşnakça? Bir bekleyeyim yani. Boşnakça da merhaba diyebilirsiniz. Öyle yani. Mi? Evet. Merhaba. Merhaba ya da zdravo. Zdravo. Ama çoğun mesela bizim dedeler asla zdravo diyemezler. Ya? Niye? Diyorlar yani diğerlere benzeriz. O yüzden biz diyor merhaba diyoruz. Öyle mi? Benim dedem asla zdravo demez. Merhaba ama diyor. Şimdi yeni nesil zdravo da diyor. Diyor. Zdravo da diyor. O zaman zdravo. Hem zdravo hem merhaba. Merhaba, merhaba biz kullanalım tamam. Yani. Ama mesela bir araya geldik. Diyelim ki yaşlı bir ağabeyim var burada. Bir araya geldik. Selam verdim. Zdravo dedik ya da merhaba dedik. Arkasından bir soru sorarız. Nasılsın deriz. Mesela ben Zeyd'e sorsam nasılsın? Samimiyet nasılsın? Varsa? Tabii samimimiz. Kakosi. Kakosi. Kakosi evet. Ama samimiyet yoksa yeni kakoste. Tanışıyoruz.
yeni, kakoste. Kakoste ha. Yeni yani tamam, böyle. Daha resmi. Samimiyet yok. Evet daha resmi. Mesela ben diyelim ki burada karşımda böyle Serdar Tuncer karşımda duruyor ama mesela diyelim ki onunla yeni tanışıyoruz. Evet. Nasılsın diyeceğim o zaman kakoste. Kakoste. Ama sizinle çok iyi tanışıyoruz. Samimiz kakosi. Kakosi. Evet, biz daha çok zaman geçiriyoruz beraber. Peki siz bana ne dersiniz? Diyelim ki teşekkür edeceksiniz. Teşekkür yerine ne dersiniz? Kvala. Kvala. Kvala puno. Kvala puno. Yani tek böyle kelime ile olmaz. Yani Türkçe de öyle. Teşekkür ediyorum. Tabii ki yani çok teşekkür ediyorum. Yani böyle o da samimiyetiyle bağlı. Anladım. Yani kvala puno. Tamam. Kvala puno. Epeyce konuştuk, beraber olduk, paylaştık, çay içtik, ayrılacağız. Vedayı nasıl yapacağım? Alasmaladık mı demem lazım? Ne diyoruz? Biz Allah'a emanet diyoruz. Nasıl? Allah'a emanet hocam. Ben her zaman evden çıkarken bizim çocuklara diyorum Allah'a emanet. Demek ki boşnak. Her zaman boşnak konuşuyorum. Boşnaksınız. Vallahi ben şimdi boşnak olabilirsiniz. Ben şimdi eve gittiğimde çocuklara diyeceğim ki ben her gün size boşnakça diyormuşum böyle. Hocam, Allah'a emanet. Hocam bir şey size söylemek istiyorum yani. Kusura bakmayın. Lafınızı kestim. Estağfurullah. Türkiye'de sürekli anlatıyorlar. Ben de bunu defalar anlattım. Tamam. Ne kadar kaç şeyle boşnaklar yaşıyor Türkiye'de? Ne siz kadar? Siz bunu biliyor musunuz? Hiç hesap yaptınız mı? Vallahi binlerce boşnak yaşıyor bildiğim bence kadarıyla. Bence 80 milyon. Aa! Hepsi Allah'a emanet diyorsa tamam. Herkes Allah'a emanet diyor. Yani. Doğru doğru. Şimdi boşnak, Türk, Kürt, Laz bizim için fark etmiyor. Biz aynı ruhun, aynı medeniyetin insanlarıyız. Aynen. Şurada Gazi Hüsrev Medresesi var. Erzurum'da Çinili Medrese var. İstanbul'da filan medrese var. Biz aynı medresenin insanlarıyız. Aynı ruha sahibiz. Dolayısıyla her boşnak benim kardeşim. Ben her boşnağın kardeşiyim. Aynen öyle. Ben boşnağım eyvallah. Çünkü Müslümanım. Eyvallah. Boşnak da benim için kardeşimden öte değil. O kadar yani söyleyebiliriz. Biz aynı ümmetiz. Evet. Aynı milletiz. Yani. Zeyd, bizim şairimiz var Necip Fazıl. Der ki, surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es. Bosna surda bir gedik açtı. Bosna çok güzel bizim canımız. Beni merhaba dedik, karşıladın. Sevdalık. Teşekkürü anlattın bana, nasılsın anlattın. Hele o başta söylediğim parça vardı, o çok güzeldi. Sen sanatçı bir adamsın. Muhtemelen beni gönderirken de bir parça söyleyeceksin. Neden olmaz? Söyler misin? Olur olur. Eyvallah. Bunu hadi da bakalım. Adetlere koyalım tamam. Yani. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Slavo Božije prestolje, kliču zvuci z Bogomolja. To su pjesme zemlje moje, gdje huče gore i šume polja. U plavo Božije prijestolje, kliču zvuci z Bogomolja. To su pjesme zemlje moje, gdje huče gore i šume polja. Mila sura i žestoka, Bosna na zemlji krvavoj, čuvam te kao i dva oka, ja sin sam tvoj zemljo, ja sin sam tvoj. Vallahi hocam. Ve billahi ben bu parçayı hatırlıyorum. Eyvallah hocam. Ben bu parçayı nereden hatırlıyorum onu da bilmiyorum ama... Ben bu parçayı hatırlıyorum. Ben bu parçayı i̇şte dinledim. Boşnaksınız hocam. Ben bu nedir bu parça? Ya, bu parça nedir? Nasıl bu parça şarkı mı? Ne ki yani bu? Bu Bosna Milli Marşı. 90'larda evet. Savaş zamanı. Azizim ben bu parçayı hatırlıyorum. Desene i̇şte Bosna hocam. Milli Marşı evet, bu. Evet, savaş ben bu parçayı biliyorum. Türkiye'de çok dinliyorum. Canıma işlemişti, içime işlemişti. Ay, yani Allah o musiki var ya. Allah bir daha alır mıyım bir dörtlük yani? Çok güzeldi çünkü. Hocam. Oo Cem. Sen buralar hoş geldin canım kardeşim. Cessi Murat. Eyvallah. Kakusun. Ya yıllar önceden hatırlıyorum. Evet. Oo. Serdar hoş geldin ya. Nasılsın, iyi misin? Bu ne Allah? Ben bir şey söyleyeyim. Bak bu Söğüt Gölgesi'nin Bosna bölümü bütün bölümlerden daha böyle bir canlı oldu. Niye biliyor musunuz? İşte Bosna'da olduğumuz için. Eyvallah. Böyle bir giriş ben hatırlamıyorum öbür bölümlerde. Allah şimdi Eyvallah. Bosna Milli Marşı'ymış. Ya ben evet. O kadar seviyordum ki o parçayı. Kardeşimiz söyleyince çıkaramadım ama söyledi Bosna Milli Marşı. Sesi muhteşem. Eyvallah. Böyle Allah aldım o sesi yüreğime koydum Allah yani. Razı olsun. Her gün dinlerim. Bende bir albümün olsa her gün Allah dinlerim razı olsun yani. Hocam. Çok güzeldi ya canım. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Allah emanet. Şimdi nasıl bir vedaydı? Allah emanet hocam. Canım benim. Canım benim ya. Canım benim ya. Allah emanet. Allah emanet. Görüşürüz. Sağ ol.
Hocam biliyorsun ben buralıyım. Buralıymışsın ya. Evet, vallahi evet, ya. Evet. Ata evet. Toprağındayız. Maşallah. Yani. Aslında Novi Pazar. Evet. Dedem, babaannem hepsi oradanlar. Ama burada çok fazla akrabam var. Yani aynı memleket. Şu anda burada akrabalarınız var mı? Var var var. Var çok şükür var. Buradayız. Nasıl bulduk? Daha önce gelmişsiniz zaten. İlk defa geliyorum. İlk mi geliyorsun? Evet, Allah ben Bosna'ya ilk defa geliyorum. Allah Allah ya. İki ya da üç defa program yaptık. Hepsi değişti, gelemedik. İlk defa geliyorum. Kızım geldi, çocuğum evet. geldi, ben gelemedim. Ama hiç yabancılığı çekmiyorsun. Yok, mümkün değil. Burada yabancılığı çekemeyiz. Evet, evet. Yani şuraya evet. baktığımda Amasya'daki çarşı işte. Evet. Erzurum'daki çarşı. Evet. Taş mağazalarda geziyor gibi evet. hissediyorum kendimi evet. Erzurum'da şu anda. Evet, Braga'ya gideceğiz yarın. Evet. Mostar'a gideceğiz. Mostar'la ilgili aklıma bir şey geldi de onu paylaşmak istedim hocam seninle. Şimdi hala o adeti devam ettiriyorlar büyük ihtimal ama çok yoğun değil galiba. Evet, evet. Mesela burada bir izdivaç olacağı zaman işte gelin hanımın evinden kız istenmeye gittiğinde aile de gönüllüyse evet. Genç delikanlı Mostar'dan aşağı atlayamıyorsa kızı vermiyorlar. Aa. Tabii tabii. Mostar'dan aşağı atlaması lazım ki o izdivaçın olması için. Yani Mostar dediğin köprüden aşağı. Tabii köprüden aşağıya nehre atlaması lazım. Ne cesaretin... kadar oldu? Çok yüksek bir yer orası tabii, ya. Tabii bak gittiğimizde bile aslında orada görme ihtimalimiz var bunu. Oradan hmm. aşağı atarlar ki o genç damat cesaretini gösterecek. Kanıtlamış olur kayınpederine, kayınvalidesine, kız vallahi. Ailesine. Yani çok... Ondan sonra o izdivaça izin veriyorlardı. Şimdi hala devam, ediyor devam mu? Ettiriyorlar peki, aslında. Onu böyle biraz daha keyifli olsun diye devam ettiriyorlar ama eskiden katı bir adet şeklindeydi bu yani. Yani aile geliyor, bakıyor, atlayacak mı, atlamayacak mı? Tabii. Kızı zaten verecekler, o izdivaç zaten olacak. Diyorlar ki hadi bakalım sen bize bir de cesaretini göster. Köprüden aşağıya bir atla. Onu yapamazsan kız yok. Eyvah. Köprüden atlarsan tamam. Vallahi ya. Yani ne aklıma geldi, başka kültürlerde de vardır bu. Mesela Afrika'da, kabilelerde filan cesaret gösterisi olan evet. bir takım oyunlar oynanıyor, karşılaşmalar yapılıyor. Evlenecekse damat onlardan birini kazanmak zorunda mesela. Evet. Evet. Köprüden atlamak evet, zorunda cesaret yani. Gösterisi. Cesaret gösterisi. Mostar'dan sonra Braga'ya, oradan Novi Pazar'a, memlekete geçeceğiz inşallah. Memlekette de biliyorsun Çanakkale Savaşı'nda 1915'te Cumhuriye evet. diye bir durumumuz var bizim Novi Pazar'da. 20 bin gönüllü Novi Pazarlı yürüyerek Çanakkale'ye gidiyorlar ve Çanakkale Savaşı'na katılıyorlar. 1915'te. Tabii 1915'te. Şimdi yürüyerek... bir dakika ben bu önemli bir şey. Neden evet. biliyor musunuz? Çünkü Bosna 1878'den sonra Osmanlı idaresinden çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun evet. idaresine evet. giriyor. 78. Evet. Bakın 22-37 yıl sonra Bosna Osmanlı idaresinde değilken evet. Novi Pazar'dan evet. kaç bin kişi dediniz? 20 bin kişi gidiyorlar. 20 bin kişi çıkıp bak, Çanakkale'ye gidiyor. Hala hatta 2000 yılların sonuna yaklaşık 2022 yılındayız. Mesela Novi Pazar'daki Sancak bölgesindeki hanımların nüfusuyla erkeklerin nüfusu daha hala orantılanamadı. Mesela oo. Erkek nüfusu daha azdır, kadın nüfusu daha fazladır. Bunun ana sebebi 1915'te buradan Cumhuriye'den, Novi Pazar'dan, Sancak'tan Çanakkale'ye gidip savaşan ve geri gelemeyen Boşnak vatandaşlarımız, Boşnak insanlarımız, Boşnak kardeşlerimiz. O yüzden hala o nüfus dengelenmekte biraz anladım. Zorlanıyor yani. Ben Bosna'yı Bosna yapan İslam'ın ruhu olmasaydı aynen öyle, aynen. kim Novi Pazar'dan oradan 15-20 bin kişiyi aynen. Çanakkale'ye götürebilirdi? Aynen. Dünyada aynen. bunun başka bir aynen. benzeri aynen. var mı? Yok. Hala aynı rutalar biliyor musunuz evet, hocam? Evet görüyorum. Hala aynı rutalar. Evet, Bosna'da evet. da Sarajevo'da da görmüşsündür. Görüyorum. Novi Pazar'da da göreceksin. Görüyorum. Hala aynı ruhu nasıl sarılıyorlar? Nasıl sarılıyorlar? Ya bir Boşnak kardeşimiz burada bize nasıl sarılıyor evet, biliyor musun? Evet. Az önce Zeyd'le beraberdik ya o nasıl bir muhabbettir, evet, nasıl bir evet, sarılmaktır. Evet. Biz hem mutluyuz burada hem de yüreğimiz böyle biraz hüzünleniyor. Burası çok daha iyi şartlarda olmalı diye evet, düşünüyoruz. Evet. Burası zor çok daha güçlenmeli. Atlattı. Zor zamanlar geçirdi. Çok zor zamanlar. Şu şehirde, atlattı. Şehrin tepesinden bir yere çıktım. Sağa döndüm büyük mezarlık. Evet, sola döndüm. Sola yani. Döndüm tabii. büyük mezarlık. Orta yere baktım Aliyan'ın mezarı evet. ve etrafında şehitlik. Evet. Ya sadece o fotoğraf dünyaya yeter elbette. Ya bu şehrin fotoğrafı. Bir de şurada çok enteresan bir şey var. Fark ettin mi bilmiyorum görebildin mi? Mesela Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in mezarının ve şehitlerimizin mezarının hemen arkasında Osmanlı mezarlığı var. Osmanlı evet. mezar taşları evet, var. Evet. Düşünsenize o dönemden buraya kadar insanlar bu topraklar hep kanla yorulmuş. Evet. Bizim coğrafyamızda her toprak kanla yorulmuş. Şimdi ben liderlik analizi derslerim vardı. Hı-hı. Ali İzzet Begoviç'i lider olarak da okuttum ben. Hayatını okuttum, öğretisini, düşüncelerini. Bir kavramı da değiştirmeye çalıştım. Söylediniz çünkü bu kullanılıyor. Bunda sizin herhangi bir şeyiniz yok. Kastınız yok. Bilge kral yerine bilge lider, evet. bilge alim, evet. bilge mütefekkir, evet. bilge filozof. Ne derseniz deyin ama Ali İzzet Begoviç gerçekten de son 100 yılın batıda
dünyaya seslenmiş en büyük bilgesi, alimi ve mütefekkiridir. Evet, evet. Ve en büyük lideridir. Evet. Çünkü bu şartlarda Bosna'da bu ortamı, bu imkanı sağlayacak kaç tane insan çıkabilirdi? Evet. Cevabı çok meçhul. Cemciğim şöyle bir soluklanalım. Eyvallah hocam. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Bir bank oturduk. Ne güzel, ahşap bir bank. Burada da gölgelik var. Şimdi bu böyle açılıp kepenk haline getiriliyor. Bu böyle kepenk haline getiriliyor. Kapatılıyor ve burası kapanıyor. Sabah geldiği zaman dükkan sahibi bunu açıyor. Ahşap bir kepenk bu. Gölgeliğe dönüşüyor. Gelip geçenlerin oturup rahatlayabileceği banka dönüşüyor, evet, burası. Evet. Şimdi Anadolu'da bile izleri kalmamış bir kepenk sistemi bu. Çok benim, ergonomik bir yapı. Tabii benim ecdadımın bir şeyi yaparken insanın ondan her an faydalanabilmesi mantığını nasıl yansıttığını gösteriyor. Evet. Yani evleri yaparken balkonların, komşuların birbirlerini rahatsız etmemesi mantığıyla yapılması. Dükkanları yaparken kepenk sisteminin gelip geçenleri rahatsız edecek değil, onlara fayda sağlayacak şekilde yapılması. Benim medeniyetimin ve insanımın yeryüzünü imar ederken insan odaklı nasıl bir zihniyet dünyası oluşturduğunun da açık göstergesi. Evet hocam. Hemen dönüyoruz burada Gazi Hüsrev Medresesi ve Külliyesi Camii. Kanuni'nin büyük komutanlarına Gazi Hüsrev'in yaptırdığı Gazi Hüsrev Medresesi ve içeride külliye var. Öğrencilerin ders gördüğü, ilim tahsil ettiği yer var. Burası baştan başa böyle imar edilmiş. 1463'ten 1600'lü yıllara kadar bütün bu camiler falan, evet, yapılmış. Ve gezdiğiniz zaman da yine tekrar ederek söylüyorum, gözünüz kapansa ve açsanız dersiniz ki ben Anadolu'nun bir şehrindeyim şu anda. Bu kadar biz, bu kadar Boşnaklar da bizi seviyor, biz de Boşnakları seviyoruz. Çok ki bu kadar aynileşmişiz. Çok Cemcim şöyle beraber bir içeri girelim, Gazi Hüsrev Medresesi ve camiine de bir bakalım. Tamam hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İkbal Bey kardeşim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Enver hocam? Kapsa profesör. Evet. Eyvallah. Profesör doktor Enver İmamoviç. Aynen öyle. Arkeoloji ve tarih profesörü. Aynen öyle. Hocamızın ilmi çalışmalarından haberdar olduk. Saznamo vezano za vaše istraživanje o znanju. Kendisine konuşmak istediğimiz birkaç başlık var. Birincisi şu. Bosna'dayız. Saraybosna'nın hangi yamacına baksak bir mezarlık grubu görüyoruz. Şehit mezarlığı görüyoruz. Yani karşıda yamaçta var, öbür tarafta yamaçta var, burada var, ileride bir yerlerde var. Saraybosna'nın ya da Bosna'nın 1992'de başlayan savaştan nasıl çıktığını biliyoruz ama hocamızdan dinlemek istiyoruz. Bu mezarlıklar, bu şehit mezarlıkları bize ve insanlığa ne söylemeli? Gospodine, upravo pravilno primijetio. Svude po Sarajevu, mezarluci. I nema tačne evidencije,
ali pored svake džamije, a znamo da je u 17. stoljeću bilo negdje oko 160 džamija u Sarajevu, pored svake džamije je mezarluk. A pored toga, po brdima okolo su mezari, dakle haremi. Tam doğru bir tespit yaptınız. Yani Saraybosna'da birçok yerde ve bütün Bosna'da da her yerde şehitlik mezarlığı da var. Daha önce bilinen kayıtlara göre ve kaynaklara göre Saraybosna'nın etrafında ve Saraybosna'nın içinde 160 cami vardı ve her caminin yanında da bir mezarlığı da vardı. Son olarak şehitlik valiye neler söyler? O mezar ovdje je, kako sam rekao, jedno od brojnih po Sarajevu. Iz razloga zato što se aktivna groblja iznad Sarajeva nisu bila u mogućnosti da se koriste, jer je Sarajevo bilo pod okupatorima i jedno gdje se moglo sahranjivati to je unutar grada. Bu mezarlık özel olarak tahsis edildi çünkü Saraybosna kuşatma esnasında herhangi bir yerde defnedilemiyordu. Devamlı tepeler üzerinde çetnikler bulunduğu için, bizi bombardıkları için ancak şehrinin içinde bir mezarlık alanı belirlenecekti. Orada gömülecek istedim. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Tamam. Hocamıza çok teşekkür tamam, ediyoruz. Allah çok sağ olun. Allah razı olsun. Rabbim şehitlerimize de Aliye'ye de iki can saadeti vermiş zaten. Ahirette de inşallah bizi onlara komşu kılsın. Danas Allah učini komšija sa ovim šehidima sa rahmetli Aliye'ye na sudnjem danu. Ali İzzet Begoviç'in kabri şerifinin başındayız evet. Ve bu büyük şehitlikte. Evet. Ali İzzet Begoviç hakkında ne dersiniz? Düşmanlarımıza benzediğimiz gün yeniliriz diyen adam. Efendim? Savaş bittiğinde dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız düşmanlarımızın sözlerinin yanında evet. Diyen adam. Ve bu şehitlik hakkında ne söylersiniz? Bu savaş niye oldu? Efendim, öncelikle İzzet Begoviç için şahsi kanaatimi arz edeyim. 20. asırda İslam dünyasında Müslümanların çok ihmal ettikleri tefekkür sahasında evet. İki zat çıktı. Doğuda Muhammed İkbal, batıda Ali İzzet Begoviç. Evet. Bunun üzerine söz söylemeye lüzum yok. Maalesef benzetmelerimiz bile bilge kral. O kadar çok karşı çıkıyorum ki ben. O kadar bir münasebesiz ve kendimizden evet. Uzak. Niye bilge kral? Hazretin krallıkla ne alakası var? Alakası var? Türkiye'de niye kullanıyor? Evet. Bizim yayın organlarında bile bilge kral diye. Kral niye? Kim ya? Adam krallara karşı savaşmış. Mütefekkir, alim, işte mütefekkir, bilge, lider. O kadar tefekkürden uzaklaşmışız ki mütefekkir kelimesinin bile manasını kaybetmişiz. Bu kadar söz yani arif olana tarif gerekmez evet. Ama tarifleri arifler yapar. Eyvallah. Bunun üzerine konuşmanın, bu sözlerin üzerine konuşmanın bir manası yok. Bu savaşın niye olduğu? Kameraman arkadaşlar şu akzambağı gösterebilirlerse. Evet. Şunda da var. O da bir şehit. Var. Evet, altında. Evet, evet. Akzambak. Bendeniz harbin hemen ertesi senesinde Saraybosna'ya gelmiştim. Yani bir vazife sonra geri. Savaş bittiğinin ertesi senesinde ve o kadar savaşın izleri belliydi ki bila istisna her binada kurşun yarası, elektrik doğru dürüst yok, su doğru dürüst çalışmıyor. Başçarşı yine başçarşı ama harap. Harada. Efendim, başçarşıda Allah kimseye vermesin iki bacağını harpte kaybetmiş bir gazi. Biz bu savaşı üç şey için yaptık dedi. Biri Allah'a emanet sözünü söyleyebilmek için. Çünkü ne yazık ki komünist dönemde de krallık döneminden daha sert olmak üzere Allah'a emanet lafı yok. Yasak. Burada vedalaşma sözü Allah'a efendim, emanet ve yasak. İyi geceler, evet. Allah'a ısmarladık, nasılsınız, selametle gidin, selamette kalın. Her şeye Allah'a emanet. Ve tabii söyleyiş var. Allah emanet. Allah emanet. Hani Allah'a ile E'nin evet. A ve H'si birleşip Allah emanet tarzında söyleniyor. Bunu söylemek yasaktı. Bunun için harp ettik. Bu müthiş. Aynı zamanda şahsiyet ifadesi hocam. Yani. Mesela Allah emanet meselesi değil. Allah için harp ettik demektir. Bu evet. Aksambak çiçeği.
Biliyorsunuz bugünkü Bosna Hersek bayrağında evet. yıldızlar var. Evet. Boşnak bayrağında bu aksamlar vardır. Ya. O Boşnak bayrağı. Çok teşekkür ediyoruz üstadım. Aliyanın huzurunda bütün şühedaya evet, evet. ve Allah yolunda çalışıp ahirete düşen, intikal edenlere, gazi olanlara, onlar da onlar gibidir. Ve hasuna ulaike rafika. Evet, hepsine buradan fatihalar gönderiyoruz. Mostar Köprüsü, dünyanın en güzel köprülerinden birisi. Bosna Hersek'in, merhaba, kolay gelsin. Konuşur musunuz? Bosna Hersek'in yaklaşık 100 bin nüfuslu bir şehri Mostar. Neretva Nehri kenarında kurulu bir şehir. Zaten Mostar Köprüsü de Neretva Nehri üzerine kurulu bir köprü. 1463 Bosna'nın fethinden sonra bu bölgede tahta bir köprü var nehrin üzerinde. O tahta köprü daha sonra yerini bizim bildiğimiz meşhur Mostar Köprüsü'ne bırakıyor. Ve Mostar Köprüsü dünyanın köprü mimarisiyle alakalı en öne çıkan güzelliklerinden bir tanesi. Ve dünya kültür mirası listesinde ve koruma alanı içerisinde. O yüzden Mostar hem Osmanlı için hem bütün dünya için önemli bir şehir, bir kültür, bir medeniyet şehri ve biz Mostar'dayız. Mostar Köprüsü'ndeyiz. Şu güzelliğe bakın dostlar. Köprünün sol tarafına bakıyorum, minareler, karşımda cami var. Sağ tarafına bakıyorum, karşımda yine minareler. Sağ tarafımda cami var burada. Köprü, Neretva Nehri burası. Neretva Nehri üzerinde. Şu nehrin güzelliğini zaten doyamıyorsunuz seyretmekle. Köprünün aslına uygun şekilde yapılmış hali bu. Bu köprü Bosna Savaşı sırasında Hırvatlar tarafından yıkıldı çünkü. Daha sonra bir konsorsiyum tarafından Türkiye'nin de içinde olduğu bir organizasyonla yeniden inşa edildi. Aslına uygun olarak inşa edildi. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin Ağa'nın yaptığı bir köprü, Mostar Köprüsü. Duyguları merak ediyorum. Yani buradan yukarıya doğru tırmanan Türkiye'den gelen birisi neler hissediyor acaba? Herhalde vatanperverse, ülkemizi, medeniyetimizi seviyorsa çok güzel duygular içerisinde olacaktır. Burayı yıkanlar buradan yürüdüklerinde neler hissediyorlar acaba? Bu kadar güzel bir eser nasıl yıkılır? İnsan bir mimari eseri niye yıkar? Evet, gördüğünüz gibi bir Türkiye'den gelmiş kardeşimiz vicdanı olmayan yıkar dedi. Doğru diyor. Vicdanı olsa eser eserdir. Evet, aynen katılıyorum ben de. Evet. Bu kadar güzel bir eseri inşallah bir daha yıkılmakla imtihan edilmez. Hoş geldiniz bu arada. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Adım Nurullah. Söğüt Gölgesi diye bir belgesel çekiyoruz. Ben de Abdullah Şahin. Memnun olduk Abdullah Bey. Neresindensiniz? Antalya'dan safalar getirdiniz. Osmanlı'nın atalarımızın eserlerinin gölgesinin olduğu yerleri, Söğüdümüzün gölgesinin olduğu yerleri çekiyoruz. Biz de görmek için geldik. Geldiniz. Evet. Neler hissettiniz mesela buraya geldiğinizde, bu manzarayı gördüğünüzde ilk defa mı geliyorsunuz Mostar'a? Ne hissettiniz geldiğinizde? Ben de az önce onu soruyordum. Yani. Duygulanıyor değil mi insan? Tabii. Camileri gördüğün zaman bu bizim yapılar, atalarımızın evet. yapılarını görüyoruz. O zamanın eserleri. Bir de ne düşündüm biliyor musunuz? Şimdi sömürgeci ülkeler gittikleri yerleri sömürmüşler ve eser yapmamışlar. Evet. Mesela Hindistan'a gittiğinizde İngiliz eseri göremezsiniz. Cezayir'de Fransız eseri göremezsiniz. Bilirsiniz. Bilirsiniz. Evet. Biz yakın zamanda Bağdat'ı çektik. Amerika'nın bir tane eserini bulamazsınız. Orayı nasıl mahvettiklerini evet. biliyorsunuz. Mustansaray Üniversitesi. Evet gördüm. Ama atalarımızın Osmanlı'nın gittiği yerlere gittiğinizde insanları ve orayı nasıl ihya ettiklerini görüyorsunuz. Eserler yaptıklarını. Hocam, evet. Okumuş kültürlü bir Romen'e, bir Bulgar'a sor. Evet. Osmanlı kimdir de. Allah razı olsun. Dilimize dininize dokunmadı. Bizi kontlardan, Türklerden kurtardı. Bu ne kadar önemli. Tarihi bilen, okumuş insan. Tabii. Normal hatır belki demeyebilir. Bilmeyenler bilmez. Örneğin Arabistan'da ben durdum. Bizler nefret ediyorlar. Saygı duyuyorlar ama. Evet.
Bu gerçek yani. Evet. Halbuki orada tren yollarımız halen duruyor. Bütün eserleri yapmışız. Medine'deki tren yolu duruyor. Aynen. 1463'te Bosna'yı fethettiği zaman Fatih Sultan Mehmet, Boşnakların büyük kısmı kendileri isteyerek Müslüman olmuş biliyorsunuz. Hiçbirine zorlamıyor. Fakat orada çok güzel bir ayrıntı var. Bazı Boşnaklar Müslümanlığı reddetmişler. Fatih Sultan Mehmet demiş ki tamam, dininizde devam edin. Ayinlerinizi yapın, ibadetlerinizi yapın. Buraya gelecek olan her nimet size de gelecektir. Ve hepsi faydalanmış. Yani şu kadar güzel eserler yapılmış. Onun için bu belgeselde sizin sesinizi de inşallah insanlara duyurmuş olacağız. Türkiye'den gelmiş. Evet. Tabii. Atalarımız kötülük yapmamışlar, ya, söndürmemişler. Ya evet, işte onlara bunu güzellikler vermişler. Bunu Türkiye'deki bütün kardeşlerimiz ve dünya evet. duysun, sömürmemişler ve bütün güzellikleri evet. vermişler. Montaigne'in sözüdür. Daha önceki programlarda da söyledik. Osmanlı'yı ben diyor bir türlü anlayamıyorum. Gittiği yerlere ülkeler diyor girdiği zaman orayı sömürürler, oradan para alırlar. Osmanlı gitmiş para harcamış. Şuraya para harcamışız. Bu az para mı? Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin yapmış burayı. Yani şu güzel köprüyü armağan etmiş bu coğrafyaya. Evet. Cennetten bir parça gibi. O zaman köprü de yok. Köprü yok. Burada tahta bir köprü varmış. Zaten Mostar, Most Stari. Yani tahta köprü demek. Tahta, yani köprü. Tahta köprünün yerine Mimar Hayrettin onu, buraya çok onu, güzel onu, bir... Onu bilmiyordum. Evet. Çok güzel bir köprü yapmış buraya. Çok teşekkür ediyorum. Olsun. Çok sağ olun. Katkı çok, sağladınız. Sağ olun. İyi gezmeler diliyoruz. Sağ olun. Size onlar sağ da olun. Bizim ekibimiz. Size sağ olsunlar. Vazifenize başarılar dilerim. Eyvallah. Güzellikleri görmüşte. Eyvallah. Eyvallah. Seyredenler de görsün işte. En güzel şeyler burada. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hacettin Hocam merhaba. Merhaba. Sırbistan İslam Birliği Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Eyvallah. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Mostar'la ilgili neler söylersiniz? Mostar Köprüsü. Mostar Saraybosna'dan sonra, Sarajevo'dan evet. sonra Bosna Hersek'te Türk izlerini en iyi şekilde yansıtan bir şehir, bir yaşam alanı. Evet, evet. İşte ister köprüsüyle ki bu köprü 1560'lı yıllarda 1566 Mimar Sinan'ın talebesi Mimar Hayrettin. Mimar Hayrettin'in Hayrettin Ağa, evet. son döneminde inşa ettiği köprü. Tabii bu köprü uzun zaman bu taraf Müslümanların yaşadığı kısım, diğer taraf Hırvatların yaşadığı kısım. Bu iki şehrin iki kısmını birleştiren bir köprü evet. vazifesini yürüttü. Fakat 90'lı yıllarda Balkanlarda özellikle eski Yugoslavya'da vuku bulan çatışmalar, savaşlar bu köprüde zararı gördü. Burada da çok kanlı yılında, çatışmalar oldu zaten. 92 evet, yılında Sırp güçleri köprüye bir saldırı yaptılar. Hasar gördü. Fakat 1993 yılında Hırvat ordusundan bir general top tank atışlarıyla köprüyü yıktı. Tamamen yıkıldı mı köprü? Köprü tamamen yıkıldı. Taşlar nehire düştüler. Ondan sonra savaş sonrası 2000'li yıllarda UNESCO'nun da desteğiyle tabii başrolü TİKA'mızın evet. üstlendiği başrolü köprü yeniden aslına uygun yapıldı ve köprünün eski taşları kullanıldı. Hemen bir şey sorayım. Köprünün üzerinde basamaklar var. Sayısını bilmiyorum ama çok sayıda basamak var. Orijinalinde de o basamaklar var mıydı? Yani köprünün üzerinden yürüdük, böyle basamaklar atlaya atlaya yürüdük. Orijinalinde de zannediyorum vardı ama bir kardeşimiz dedi ki sayısı 99'du basamakların. Bu köprü aynı zamanda Allah'ın isimlerinin 99 ismini temsil eden Vahdaniyet Köprüsü'dür dedi. Öyle ama bazı, aslında çok benzetemediler gibi bir ifade kullandı. O sembolik bir öyle mi? Bir anlatım. Hı. Sembolik bir anlatım malum. Mesela 99 numara evet. sembolik bir anlam taşır. İşte bu da köprü de öyle Esma-i Hüsna'nın ifade ediyor. Anladım, anladım. Yapıldı köprü. Şu anda aslında uygun bir şekilde insanlar geçiyor. Çok da kalabalık gördüğüm kadarıyla. Turistik bir ehemmiyet de kazanmış. Bir de şu haçla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu haçı oraya dikenler köprüyü yıkıyorlar. Evet. Nasıl ifade ediyorsunuz bunu? Ya yani bu insanlığa sığmıyor,
beşeriyetin kültür mirasına sığmıyor. Savaş psikolojisini anlıyorum ama savaşta mazlumlara, masumlara, tarihi eserlere zarar verilmez. Nasıl bir anlayış ki? Neretva nehriydi değil mi burası? Neretva, evet. Bu nehrin üzerine kurulmuş olan insanların ve hayvanatın geçtiği, faydalandığı, Hırvat'ın da gelip geçeceği, Sırp da geldiğinde onun da geçeceği tarihi bir yapıyı, köprüyü, yüzlerce yıl yaşamış bir eseri, o nasıl bir nefret koyuluğudur, o nasıl bir hırs bürümesidir, nasıl bir kindir ki yıkıyorsunuz, dağda o haçı dikiyorsunuz. Nasıl yorumluyorsunuz? Hocam şimdi gündüz bu sohbeti yapıyoruz, haç görünüyor. Gece yapsaydık, akşam yapsak o haçın üstünde bir hilal görecektik. Görecektik. Aliye'nin İstediği sözü. İstediği kadar büyük yapsın, büyüklükte bir haç yapsınlar. Yine hilal üste gelecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Üstadım, Blagay. Evet efendim. Nedir Blagay? Niye buradayız? Yani şuraya herhalde, baksanıza muhteşem bir görüntü. Bosna'ya gelip de evet. Blagay'a gelmemek büyük bir noksanlık olurdu. Evet. İnşallah o noksanlığı tamamlamak için buradayız. İnşallah. Burası malum bizim eski zapt etme değil, fethetme faaliyetlerimizde evvela gönüller fethediliyor. Tabii. Ve bunun bir sembol, Rumeli de özellikle sembolleşmiş bir ismi var, Sarı Saltuk. Yani bendeniz Romanya'da, Kosova İpek'te, Kosova Prizren'de, Makedonya Ohri'de ve burada daha başka, bunları bizzat ziyaret ettim de daha başka yerlerde de var. Aslında Sarı Saltuk bir sembol hocam. Sarı Saltuk'un burada kabri var deniyor. Evet. Aslında bu kadar bir adamın 15 yılda kaldı. Aynen olur. Yunus Emre'miz gibi. Tabii. Onun da kaç tane kabri oldu. Sevdiğimiz insanlara makam tahsis ediyoruz. Tahsis ediyoruz. Urfa'daki peygamber mezarları da evet. Öyledir vesaire. Ama Sarı Saltuk'un temsil ettiği zihniyet fetih zihniyeti. Yani açma, gönül açma, gönül alma. Ve burası jeolojik yapı olarak zaten suyun geldiği yerde bakın evet. Görüyorsunuz. Çok evet. Ciddi bir mağara. Müthiş. Yani şöyle. Ve mağaradan çıkıyor. Evet. Yukarılara baktığımız zaman dikey havalandırma, tabii havalandırma boruları sanki var. Ve dolayısıyla da insan barınmasına müsait yerler var. Evet. Muhteşem bir görüntü şurada bak. Bu bina yapılmadan önce mutlaka Sarı Saltuk ve onun temsil ettiği zihniyet buralarda böyle bir aynı zamanda muhafaza. Hütekke'yi yıkmak için son harpte çok top attılar. İsabet ettiremediler. Bomba attılar buraya. Attılar ama isabet etmedi. Yani şunu anlayamadım. Buraya gelip de dinamitle falan yıkamıyorlar mı? Hayır, savunma burada, var. Ciddi savunma var. Savunma var. Savunma var. Tamam. Yani Mostar'da bir belediye bir otobüsü bilet satıcısı bir zat var. Allah rahmet eylesin. Amin. Ama içindeki aslan bir tecavüz olduğu zaman ortaya çıkıyor. Mostar ahalisini hem katliamdan koruyor hem burayı koruyor. Ve buraya düşman girmiyor. Top atışı da isabet etmiyor. Tayyareye zaten müsaade yok çünkü uçak savarları var. Evet. Hasılı burası yıkılmamış. Ama ilk bina o dere kenarındaki su. Öteki daha bize tarafı olan yüksek bina TİKA'mızın buraya tamirinde ilave edildi. Ama Blagay tekkesi dünyanın en safalı tekkelerinden biri. Birisi burada bir Boşnak kardeşimiz şöyle bir ifade kullandı buraya doğru yürürken. Dedi ki İslam Bosna'da yokken burada vardı. Sarı Saltuk buraya gelmişti filan dedi. Doğrudur. Niye diyorsunuz? Doğrudur. Doğrudur. Çünkü zaten Boşnakların bir tek tanrılı inancı var. Ogomil denen evet. inancı var. Bir orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın noksanlığını sonra yine onlar tamamladılar. Yani fetihten evvel
1463'ten evvel burada Müslümanlık neşvinüma bulmuştu zaten. Bulmuştu. Evet, ama onu söyledi. Fetihle beraber tamamlandı. Fiili bir adil idare Müslümanlığa gönülleri tamamen ısındı. Isındı, evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ederim. Sağ olun. Neredeyiz? Görüyorsunuz bir tüneldeyiz. Bu tünelin adı Umut Tüneli, Yaşam Tüneli ya da Hayat Tüneli. Ali İzzet Begoviç'in çok hoşuma giden bir sözü vardır. Batı medeniyetini bu kadar iyi tanımlayan başka bir söz de bugüne kadar işitmedim. Diyor ki Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır. Kanaatim şu, bundan sonra da olmayacak. Çünkü Bosna Savaşı'nın devam ettiği günlerde, aylarda Saraybosna'nın çektiği sıkıntıları, 11 bin insanın öldüğü, şehit düştüğü Saraybosna'nın çektiği sıkıntıları hepimiz az çok biliyoruz. Ancak o dönemde yaşananlar bu tünelin varlığını bize çok daha net bir şekilde, gerekliliğini net bir şekilde ifade ediyor. Çünkü tepelere konuşlanmış Sırp topçuları, keskin sniperlar, nişancılar Saraybosna'da insanların sokaklarda yürümelerine bile izin vermezken Ali İzzet Begoviç ve arkadaşları buldukları bir, verdikleri bir kararla ve buldukları bir düşünceyle, tefekkürle bu tünelin kazılmasına karar veriyorlar. Ve bu tünel Nisan 1993'te kazılıyor, savaşın bir yıl sonrasında. Temmuz'un sonuna doğru da bitiyor, yani 4 ayda tamamlanıyor. Kolar ailesinin evinden başlayan tünel, Saraybosna'yı Birleşmiş Milletler kontrolündeki uluslararası Saraybosna Havalimanı'na bağlıyor. Bu böyle ifade ettiğim gibi kolay bir şey değil. Yerin 5 metre altına kadar inilen tünelde çalışmak, bomba sesleri altında, sniperların, keskin nişancıların nişanları altında buraya gelip çalışmak her baba yiğidin harcı değildi diyor orada çalışan kardeşlerimizden birisi. Ve 4 ayda tamamlandıktan sonra bu tünelden günde yaklaşık 4000 kişi Saraybosna'dan gelerek Uluslararası Havalimanı'nın tarafına geçiyor. Oradan ekmek, yiyecek, içecek, ilaç, İhtiyaç duyulan malzemeler bu tünelden geçirilerek Saraybosna'ya ulaştırılıyor. Ve daha da önemlisi, yaralılar, hastalar buradan geçirilerek öbür tarafa gönderilerek tedavi altına alınıyor ya da bakıma muhtaç insanlar buradan diğer tarafa ulaştırılıyor. Ve bu tünel daha sonra yine Aliye ve arkadaşlarının verdiği bir kararla raylı sisteme kavuşturuluyor. Gördüğünüz gibi burada raylı bir sistem var. Bu tünelin yüksekliği, genişliği 1 metre, yüksekliği aşağı yukarı 1 metre 60 santim ve 800 metre uzunluğunda kurulan bu raylı sistemle savaş bitene kadar bu tünelden Saraybosna'nın ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Yıl 1993. İnsanlığa demokrasi dersi verdiğini zannedenlerin, insanlığa iyilik getirdiğini söyleyenlerin karanlık yüzünü, çirkin yüzünü, Batı'nın çirkin yüzünü bu kadar güzel gösterebilecek bir başka eser görmüyorum ben dünyada. Çünkü onların gözü önünde, Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde bu tünelden insanlar hayat bulmak için günde yüzlerce, binlerce adımla ve geceleri özellikle de, gündüz zaten bu tünele giremiyorlar. Geceleri çalıştırdıkları arabaların lambalarını bile yakmadan karanlıkta ağır bir süratle insanları bu tünele getirerek buradan geçirip tedavi altına alıyorlar ya da ihtiyaçlarını buradan karşılama yoluna gidiyorlar. İşte Batı benim için bu karanlık tünel demektir. Ve asla da değişmeyecektir. Bize mihmandarlık eden admin kardeşimizle beraberiz. Umut Tüneli ya da Hayat Tüneli. Az önce girişimizi yaptık, üzerinde konuştuk. İnsanlığın vicdanının kanayabileceği ender yerlerden bir tanesi burası.
Çünkü tünelin hikayesine baktığımızda o günkü dünyanın, yine tekrar ediyorum, Aliye İzzet Begoviç için de işiyle hiçbir zaman uygar olmayan Batı'nın kanamayacak vicdanının da göstergesi burası. Çünkü yaşam mücadelesi veren, hayat mücadelesi veren insanların birazcık hayatla baş başa kalabilmek için, sniperların kurşunlarından, atılan bombalardan kurtulabilmek için, yerin 5 metre altından başlayarak Kolar ailesinin evinden kazdıkları bu tünel, bugün müzeye dönüştürülen Kolar ailesinin evi ve gördüğümüz manzara aslında insanlığa çok fazla şey söylüyor. Ama kulağı olan bir insanlığa, daha doğrusu kalbi kalmış, vicdanı kalmış bir insanlığa çok şey söylüyor. Dikkatimi çekti bu silahlar. Bunlarla mı savaşılıyordu? Nedir bu silahların hikayesi? Buradaki eşyanın, şeylerin hikayesi nedir? Sizden bir dinleyelim. Böyle söyleyeyim ki, evet. Savaş başladığında bizim silahlarımız hiç yoktu. Benim mahallemde erkekler bıçaklarla savaşmaya başladılar. Kaç yaşındaydınız o ben zaman? 11 yaşındaydım. 11 yaşında. Evet, savaşın başladığında. Yani o travmayı düşünüyorum Nisan da şimdi. Evet. 92'de. Evet. O günlerde suumuz yoktu. Ekmek, yemeğimiz yoktu. Elektrik yoktu. Petrolümüz yoktu. Hiçbir şey yoktu. Örnek vereyim size. Ben 50 litreyi su getirmek, evime getirmek için 24 saat sırada bekliyordum. Of. Ama o kullanabileceğimiz su, diğer sular yağmurdan toplanıyorduk evlerimizde yıkamak için o işleri. Evet. Şimdi önümüzdeki bu dolapta silahlarımız var. Bizim çalışkan insanlarımız savaş başladığında ne yapacağını bilmediler, nasıl kurtaracağız ve Bodrum'da silah üretmeye başladık. Bunlar tek kendileri mermi mi üretti bu silahları? Evet, kendileri ürettiler. Allah. Tek mermili silahlar ve aslında biz Saraybosna'yı bu silahlarla kurtardık. Değil mi? Yani, evet. Tabii. Kurtardık ve kurduk. Allah yardım etti ve bu silahlarla. Değil evet. Mi? Bir de ben bir hikaye anlatayım. 93 yılında ben arkadaşımla birlikte caddenin üzerinde tenis oynuyorduk. O arkadaşımız sniper vurdu. Benim önümde. Ya siz bir sniperların ateş ettiği bir sokakta tenis oynuyorsunuz. Yapacak bir şey yok çocuk. Onun zamanı vurdu. Ben bir daha arkadaşımı göremedim. Onu Fransa'ya götürdüler. Yararlıydı. Bir daha geri gelmez. Ne olduğunu onu da bilmiyorum. Şimdiye kadar. O günlere kadar en iyi arkadaşımydı. Bir sniperın kurşunuyla gitti. Bir daha da dönmedi. Gitti. Ondan sonra cenazelere gidemiyorduk çünkü bomba atıyorlardı. Evet. Su almak için sıralara bomba atıyorlardı. Ekmek almak için sıralara bomba atıyorlardı. Yani yaşamamanız için evet. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Evet. 11 yaşındaydınız. Anneniz ne yapıyordu yani? Anneler çocuklarını korumak için ve çok büyük titizlik gösterirler. Annenizin tavrı nasıldı? Ben savaşın başladığı günleri hatırlıyorum. Hı. Ama benim annem beni Bodrum'a götürdü. Orada bir yerde bir köşeye soktu beni ve bana anlattı. Biz de Sırpların geleceğini bekliyorduk. Tamam. Biz de biliyorduk ne durumdaydık. Silahımız yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Ama bana anlattı. Sırplar gelirlerse bu akşam oraya doğru kaçacaksın. Tamam, seni dokunmasınlar, seni almasınlar. Böyle şöyle anlattı. Evet, evet. Vallahi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hiçbir zaman uygarlaşamamış bir Batı dünyası. Evet. Bu fotoğrafta bize yeniden kendi o gayri insani kimliğini kanıtlıyor. Teşekkürler. Değişmeyecekler de, değişmesi gereken bizleriz. Hangi manada? Bu gerçeği anlama noktasında bütün mazlum toplumların, Doğu toplumlarının ve Müslüman toplumlarının şunu bilmesi lazım. Ali İzzet Begoviç'in dediği gibi hiçbir zaman uygar olmadılar, hiçbir zaman da olmayacaklar. Ve biz bunlardan ders almak zorundayız. Ders almazsak yeniden aynısını yaşarız. Efendimizin bir hadisi var. Mümin bir delikten iki defa geçmez, bir hataya iki defa düşmez. İnşallah o hataya bir daha düşülmeyecek. Bu topraklarda bundan sonra bunlar yaşanmayacak diye umut ediyoruz. Buradan şehitlerimize tekrar rahmet diliyoruz. Size de mihmandarlığınızdan çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
Zeyd. Evet hocam. Nasılsın? Hamdolsun hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Bosna, çok güzel bir gece. Evet. Yıldızlar var mı gökyüzünde? Bir bakalım. Çok karanlık ya. Yıldızları da göremiyorum. Ama herhalde Konya'nın ışığı da değil yani. Ama... Bu şehrin ismi Konya. Konya, biz Boşnaklar deriz yani. Biz Konya diyoruz. Konya. Ama anlıyoruz yani. Konya Köprüsü. Doğru. Tamam, nedir Konya ya da Konya? Memleketime ilk önce hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu benim memleketim. Büyüdüğüm ve en sevdiğim şehir Bosna'daki Konya. Bir şey söyleyeyim mi? Devam etmeden. Buraya has bir türkü var mı? Bir bölüm. Türkü? Ya da buraya has bir şarkı. Şimdi ilahi. Ben... Konya ilahisi var mı? Bir şey, bir küçük açıklama yapmak tamam. istiyorum yani. Serdar abiyle tanıştığımız zamanında seneler oldu. Yani 10 seneden fazla. Ben bu ilahi onunla paylaştım. Öyle mi? Bir güzel bir ilahi. Buranın ilahisi. Serdar abi, ben dedim bir Türkçe ilahi, böyle tamam. kırık Türkçe ilahi tamam. biliyorum. Ama şahanedir, mutlaka okudum. Öyle mi? Tabii. Tamam, köprü bizi beklesin, biz ilahi dinleyelim, sonra köprüye döneceğiz. Olur, olur. Evet, buyur. Veci gönlünü Mevla'ya düş, ateşi sevdaya. Uçup yerden balaya, seyrana gel seyrana. Aşkı şarabın durma hiç, erken diye kalma geç. Bu tacı her kadan geç, seyrana gel seyrana. Dinle mürşit sözünü, hakka çevir yüzünü. Anla sen de özünü, seyrana gel seyrana. Anla sen de özünü, seyrana gel seyrana. Eyvallah, iyi ki tanışmışsın Serdar'la. İşte... İyi ki bu gece beraberiz, bu güzel ilahiyi de burada dinledik. Konya ya da Konya sizin deyiminizde, evet. güzel bir Bosna şehri, kasabası. Köprüyle ilgili neler söylersin? Ben çocukluğumdan hatırlıyorum mesela bu yer, gördüğüm zaman inanamıyorum yani nasıl değişti. Niye? Evet. Biz çocuklar bilmiyorduk yani burada ne vardı. Çünkü evet. bunu ilk önce anlatmak istiyorum. 2009'undan elhamdülillah böyle durumda bu köprü tanıyoruz. Ama daha önce, ondan önce 1945'ten sonra bu köprü yoktu. Sadece bu şeyler, ayaklar vardı. Yıkılmış mıydı köprü? Yıkılmış. Almanlar buradan şeyler, Nazi askerler buradan giderken bunu şeyler yıkılmışlar. Komünistler uçuruyorlar köprüyü. Komünistler o biz Boşnaklar bunu unutsun diye düz böyle betonlu bir köprü koydular ve yıllar öyle durdu. Biz çocuklar olarak mesela ne okullarda ne şeyler ailenin içinde hiç kimse bu köprü ilgili hiçbir şey bahsetmiyordu. Allah biz bilmiyorduk Allah. Yani böyle yani bir şey diye. Yani bu köprü o zaman sonradan bu hale getirildi, restore tabii, edildi. Tabii, tabii. Kim yaptı restorasyonunu? TİKA. TİKA mı yaptı? Evet. Allah razı olsun. Ben bunu bilmeden yani. Buraya geldim. Açılışta yani, oldu. 2009'da açılış oldu burada. Evet. İlahiler okuduk. Ben evet. de katıldım o programa. Harika. Hocam. Yani şey bizim tarihimizde, bizim şimdi öğrendiğimiz, sonra da şeyleri diyebilirim. 1682'de evet. bu köprü yapılmış. Biz mimar olduk kimdir vesaire. Biz kimse şeyler buradaki kitaplarda bunu anladım. Şeyleri, ben buraya gelmeden şöyle bir bakayım dedim. İslam Ansiklopedisi'nde 1570 Hacı Karagöz tarafından yaptırıldı diye bir kayıt var. Evet, o finans evet. edilmiş. Blagaylı. Blagaylı. Bu da evet. enteresan bir şey. Evet. 1570 tarihi veriliyor. Bir de İstanbul'da Büyükçekmece'de bir Mimar Sinan Köprüsü var. Ya o köprüyle benzeşen bir yanı var bu köprünün. 1570'te Mimar Sinan zamanını da doğruladığı için hı. acaba diye de geçmedi değil içimden. Yani ya da kendisi ya da öğrencileri tarafından mı yapıldı diye mimar olarak.
Doğru. Bilemiyorum. Şehir nüfusu ne kadar Konya'nın? Şimdi yani biz Bosna'da, Bosna Hersek'te evet. şehir diyoruz. Ama evet. büyük ihtimal yani Türkiye'deki ölçülerle evet. yani baktığımız zaman şehir olamaz yani. Ya kasaba Niye? Olarak. Kasaba geçiyor. Olarak yani. Evet. Şimdi burada şehrin içinde 10-15 bin kişi evet, nüfus evet. olarak yani yaşıyor. Toplam belediyede 25 bin civarında. 25 bin Şimdi civarında. Konis belediye olarak Bosna Hersek'te en büyük, coğrafi olarak en büyük belediye. Evet, evet. Ve enteresan bir şey var hocam. Yani bu şehrin bir zamanda ismi, yani ilk önce diyorlar 1387 kurulmuş bir şehir. Kurulmuş. Sonra Osmanlı döneminde başka bir isim vermişler. Belgradcık diye. Öyle mi? Evet. Neden? Öyle geçiyordu. 1600 senelerde. Allah onu da, Allah. Çok enteresan bir şey. Büyük ihtimal şeyler Belgrad'a benziyormuş sular sebebiyle ya da başka bir güzellik sebebiyle belki. Yani ruhaniyet ben, sebebiyle evet, olabilir. Yani baktığım yerde göremedim ama ilginç bir şey. Belgradcık. Belgradcık evet. Berdar ol zülfü yâre dertlerine bul çare ve yuhude yanma nara seyrana gel seyrana ve yuhude yanma nara seyrana gel seyrana suri haktan dinlesen hak diliyle söylesen biri ki görmesen seyrana gel seyrana biri ki görmesen seyrana gel seyrana sil gönlünden Sivaya dostundan bul tenhayı sil gönlünden Sivaya dostundan bul tenhayı boş durma ey Sezai seyrana gel seyrana boş durma ey Sezai seyrana gel seyrana TİKA'nın katkılarıyla hazırlanan Söğüt Gölgesi sona erdi.